Asrın projesi olarak nitelendirilen ve Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin altından su götürecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesi kapsamında çalışmaları süren Ala Köprü Barajı'nın %60'ı isale hattının ise 2 kilometrelik kısmı tamamlandı. Projenin Türkiye ayağını oluşturan Ala Köprü Barajı'nın 22 kilometrelik isale hattı ve 10 bin metreküp hacimli terfi merkezinin yapım çalışmaları sürüyor. 80 kilometrelik deniz hattının yapımına da bu ay içerisinde başlanacak. Çalışmaların iş programına uygun şekilde sürdüğünü, çalışmaların iş programına uygun şekilde sürdüğü ve gecikme yaşanmayacağı belirtilirken temel atma töreni sırasında yüklenici firma yetkililerinin bitirme tarihi olarak verdiği 7 Mart 2014 saat 13'te Van açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su verilmesinin hedeflendiği kaydedildi. edildi. Proje kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Mart 2011'de temeli atılan Anamur'daki Dragon Çayı üzerindeki Alaköprü Barajı'nın ise %60'ı tamamlandı. Bu yılın son aylarında su toplamaya başlayacak olan baraj, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu aktaracak. Ayrıca Anamur'da yaklaşık 4 bin hektar alanı sulayacak. Köprü Barajı'ndan başlayarak Ören Beldesi'ne yapılacak terfi merkezine ulaşacak 22 kilometrelik isele hattının da 2 kilometresi tamamlandı. 1,5 metre çapında 7,5 ton ağırlığında ve 8 metre uzunluğunda duktil borların birleştirilmesiyle oluşturulan isele hattında olası arızalarda suyun kesilmesi için 4 vanayla 86 tahliye ve vantuz yer alıyor. Proje kapsamında Anamur'un Ören Beldesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzel Yalı Terfi Merkezi arasında 80 kilometrelik deniz isale hattı yapılacak. Taş ucundaki tesiste üretilen 500 kilometrelik borlar römorkla denizden taşınacak. Deniz yüzeyinde gemiler vasıtasıyla birleştirilen dev borlar deniz suyla doldurularak deniz tabanına batırılacak ve robotlar yardımıyla tabana sabitlenecek. 250 metre derinliğine ulaşıldığında borular askıya alınacak. Projenin turizm sezonu başlamadan plaj kısmındaki çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Bu amaçla Ören Beldesi'nde dip tarama gemisinin 30 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde açtığı kanala ilk boru bu ay içinde yerleştirilerek deniz hattına da başlanacak. Proje kapsamında Türkiye'deki yüklenici firmalar şantiye yetkililerinden işçilere kadar çeşitli işlerde yaklaşık 550 kişiyi istihdam ediyor. Yetkililer önümüzdeki aylarda bu sayının artacağını ifade ediyor.